Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için hazırlanmış İngilizce yazılı sorularının çözümünü yapacağız. İkinci dönem, birinci yazılı Ecem'le beraber yapacağız. Ecem bir merhaba der misin? Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle yanlış yaptığımı düşündüğünüz soru varsa yorumlara beklerim. Uzatmadan hemen geçelim. Evet, Ecem cevaplandıracak, ben yazacağım arkadaşlar. Bakalım Ecem hepsini doğru yapabilecek mi? Evet, birinci sorumuzda saatlerimizi görüyoruz. What time is it? Saat kaç demek? Bakıyoruz, saat 10. Peki bunun İngilizcesi ne? It's at 10 o'clock olacak cevabımız. Yine what time is it? Saati soruyor. It's at 2 o'clock. Saat 2'yi gösteriyor demek. Saati soruyor. Bu ise it's at 9 o'clock. Saat 9 demek. Bu ise diğerlerinden biraz farklı gördüğünüz gibi. Bu yarım, yani buçuk geçe. It's a half past eight. 8:30. Evet, half past eight, 8:30 gösteriyor. Ecem hepsini doğru cevaplandırdı. Tebrik ediyoruz. Şimdi geçelim ikinci sorumuz. Bakalım bizde ne istiyor? Saatler verilmiş. Saatlerin kaç olduğunu, Türkçesini ve İngilizcesini yazmamız isteniyor. Ecem söyleyecek, biz yazacağız. Önce İngilizcesini, sonra Türkçesini söylesin. Evet, burada gördüğünüz gibi saat 9'u 5 geçiyor. Bunun İngilizcesi it's 5 past 9, 9'u 5 geçiyor anlamında. Evet, it's 5 past 9, evet 9'u 5 geçiyor. Bir sonraki... 9'u 10 geçe. Saat 9'u 10 geçe, it's 10 past 9. Bakalım, evet doğru. Burada ise 9'u çeyrek geçiyor. 15 geçiyor da diyebiliriz. Bu çeyrek olarak alınıyor. It's quarter past 9. Çeyrek mi, 15 mi alınır? Çeyrek alınır. Evet, quarter doğru. 9'u 20 geçiyor. It's 20 past 9. Bakalım Ecem onu doğru yaptı mı? 20, abi hata yapmaz. Bunlar basit sorular arkadaşlar. Siz de tekrar yapa bunlar çok çabuk öğrenebilirsiniz. Evet, 9:25 geçe kaç Ecem? 9:25 geçe. It's 25 past 9. 9:25 geçiyor demek. Bakalım. Evet. Evet, burada buçuklulara geldik sonunda. Saat 9:30 demek için it's half past 9. Buçuk, half past demek. Bakalım doğru mu? Evet, half past 9. Şimdi burada ise 35. Burada ise direkt şeyini söylemeyeceğiz. 35 geçiyor demeyeceğiz. Burada işte 10'a 25 var diyeceğiz. Burada artık onlara geçiyoruz. Evet, buçuğu geçtikten sonra var diyeceğiz arkadaşlar. Evet, evet, o da 2 demek. Evet, past doğru. It's 25 to 10. Evet. 9:40'da ne diyeceğiz? Saat 10'a 20 var. It is 22:10. Bakalım. Evet, it is 22:10. Saat 10'a 20 var. Doğru. Burada ise 9:45'i göstermiş. Burada çeyrek, 10'a çeyrek var. It's quarter to 10. Evet. Yine var dediğimiz için to 10'lere devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu mutlaka not ediniz. Ve 9:50 geçe 10'a, yani 10 var. 10 var. Evet. It's 10:10. Evet, 10'a 10 var. It is 10 to 10, evet. 9:55'te 10'a 5 var. It's 5 to 10. 10'a 5 var. Hemen yapalım. Evet, doğru. Ecem yaptı. Şimdi 3'ü 5 geçe. 3'ü 5 geçe. It is 3 past 9. Emin misin? Evet. Bakalım. Bunlar saatler. Evet. En kolay konu neredeyse. Burada 12'ye 10 geçiyor. Bir saniyedir eksik kaldı. It is. Evet. Evet, 12'ye 10 geçiyor. It is 12 past 9. 12, evet, 12'ye 10 geçe. Doğru. 11'e çeyrek geçiyor. It is quarter past 11. Çeyrek arkadaşlar 15 geçe değil de çeyrek geçe. Onun için quarter diyoruz. Evet, bu soruda hata yok. Yine geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz, bakalım bizden ne istiyor? Bir görselimiz var. Evet, görselde ne demek istiyor? Altına yazınız diyor sanırım, demeyeceğim. Evet, öyle doğrusunu diyor. Okuyorum. Evet, aşağıdaki boşlukları kutudaki kelimelerle doldurunuz. Kutudaki kelimeler ne arkadaşlar? Şunlar. Şu herkesin altına yazın diyor. Bakalım. Evet, bu arkadaş ne yapıyor? Televizyon izliyor, çizgi film izliyor. Bu watching a cartoon, I like watching a cartoon. Yani çizgi film izlemeyi evet, severim. Evet, çizgi film, karton, evet. Burada ne yapıyorlar? Tenis oynuyorlar. I like playing table tennis olacak. Evet, masa tenisi yani table tenis arkadaşlar. Doğru. Burada ne yapıyor? Kitap okuyor. Reading a book, I like reading a book olacak. Evet, book, reading a book. Doğru.
Burada ne yapıyor? Bisiklet sürüyor. I like riding a bike olacak. Evet, doğru. Riding a bike. Burada da ne yapıyorlar amcalar? Satranç oynuyorlar. Amcalar demeyelim, onlar abiler diyelim. Ne yapıyor abiler? Amca gibi görünüyorlar. Neyse, I Amcalar mı? like Ta playing dede chess. de diyebilirsin. O gözlüklü dedeye benziyor Recep. Neyse, amca diyelim biz Hadi gece. amca diyelim. He. Playing chess. Chess, evet. Çünkü satranç oynuyorlar arkadaşlar. Üçüncü sorumuzu da yaptık. Bu arada kuşumuz da ötüyor. Geçelim hemen dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuz neymiş? Bakalım. Aşağı indirelim. Dördüncü soru baş fazla yukarı çıkmış. Aşağı indirelim. Soru ve görseller bir arada olsun. Evet, görseller var arkadaşlar. Görsellerin yukarıda kelimeler verilmiş. Bu kelimeler görselli, hangi görseli ifade ediyor? Onu kutucuğa yazınız ya da altına yazınız diyor. Bakalım Ecem yapabilecek mi? Birincisi şu, yarısı mavi yarısı beyaz olanın ismi nedir Ecem? Bu bir ölçek. Farklı isimler de olabilir. Bu konteyner olacak arkadaşlar. Ne? İngilizcesi. Container. O halde şunu kopyalayalım. Şuraya yazalım. Bu container. Eminsin değil mi? Evet, eminim. Yapıştırdık. Peki şu gözlük. Zaten bunu internet kullanıcıları da büyük bir kolaylıkla yapmıştır. Goggles. Gözlük, bakmak değil mi? Evet. Arama Gözlük, anlamında arama böyle. anlamında. Görme anlamı. Her ya anladınız siz. Google'da zaten buradan geliyor arkadaşlar. Görmek, aramak. Evet, şu Bu bir mikroskop mikroskop. mu Evet, sanki? mikroskop zaten yazıyor çok Mikroskop beleş. zaten İngilizce bir kelime arkadaşlar. Zaten bilmeye gerek yok. Orada yazıyor. Mikroskop İngilizce zaten. Bunu sormakta çok da büyük bir anlam taşımıyor sanki. Evet, bu Bu saksı. bir Saksı saksı. hangisi Bu acaba? ise pot Emin misin saksı. pot Evet, olduğuna? pot. Pot. Evet, Ecem pot diyor. O zaman saksıya pot. Geriye ne kaldı? Deney tüpleri var. Deney tüpleri, o da test tüps Test olacak. tüp. Evet, test tüpleri yani deney tüpleri arkadaşlar. Test tubes. Burada yazıyor. Hemen kopyaladık ve yapıştırdık. Sanırım bunlar da doğru. Şöyle bir renklendirelim mi bunlar arkadaşlar? Şöyle kalın yapalım ve renklendirelim. Görünsün burada. Evet, geçelim bir sonraki sorumuz bakalım bizde ne istiyor? İngilizce verilen sayıların yanlarına yazınız. Yanlarına nasıl yazacağız bilmiyorum. Yazamayacağız. Çünkü bu bir resimdir. Şöyle altına yazalım bizde arkadaşlar. Şöyle 6'yı aşağı itelim biraz. 20. 20 kaç demek Ecem? 20, 20 demek Emin arkadaşlar. misin? Evet. 20 o zaman şu birinciye 20 yazdık. Geçelim. Hangisi? Şöyle sırasıyla mı gidelim? Aynen, sırasıyla gidelim. Şöyle. 33, 30, 33, 33 Evet, oldu. 33, 33. Geçelim şu. 96, 96 kaç? 96. Emin misin? Evet. 96. Şimdi geçelim o halde. 67. 67 kaç Ece? 67 ise 67. Özür diliyorum. 67, 67, 80. 80, 80. Eminsin? Evet. Hata yapma bak. Yapmam. Peki 25? 25, 25 demek. 25, 25 geçtik hemen. 74. 74, 74 demek. 74. Tamam. Peki 59. 59? 59, 59 demek. 50, 9. 9, 50, 59, 9 çünkü arkadaşlar. 42, 42 ise 42 demek. 40, 42 de 42, ise 2 evet oluyor. 42, 42. Peki 58, 58 ise 58. 58, 58 bakalım. 60, 10, 61. one, 10 diyoruz. One, 10, 10'e yazıyor arkadaşlar. 60, one kaçtı arkadaşlar? 61. 60, 60, 1, 1. 1. Emin misin? Evet. Hadi bakalım ağzını geçelim. Evet, 100. 100 ise veya a 100 diye de Evet. geçebilir. Bu çoğumuzun hayatta hata yaptığı bir soru bu. Bir yüz sanki. Bir yüz gibi okuyoruz değil mi orada? Aynen. Buna e gelince de 100 oluyor, 100 deyince de 100 oluyor ama biz bunu 100 diye Evet, yazıyoruz. biz buna yüz diyoruz arkadaşlar. Bir yüz demeyin sakın. Siz ona yüz yazacaksınız. 100 ya da 100, 100 olarak yazacaksınız. Evet. Tamam mı Ecem bu? Eminsin. Evet. Şimdi o halama bunları şöyle.
Geçtik. Şimdi sırasıyla şöyle yazdık arkadaşlar. 20, şöyle 33, 33, 33, 96. 96. Sırasıyla şöyle ondan sonra ikinci sıradakileri bitirdik. Üçüncü sıradaki ve dördüncü sıradakileri bitirdik en son. Şimdi geçelim bir sonraki sorumuz kaç? 6. Bu da sanki yapabilir. Ken ve Kent. Yapabilir ya da yapamaz. Evet. Getirerek yapacağız. Bakalım Ecem söyleyecek. Biz yapacağız arkadaşlar. Bob pi Play'di piyano. Piyano çalabilir. Evet, Yapalım. piyano çalabilir. O halde buraya ne getireceğiz arkadaşlar? Ken. Ken getireceğiz. Şöyle Ken getirdik. Evet, ikinci sıradaki. Osman play the gitar. Osman gitar çalabilir. O Ken. zaman Ken yapacağız. Şurada bakalım. Şimdi Ceren Ceren var burada. Ceren dat dat play the gitar. Gitar çalabilir Peki yapıyoruz. Ceren gitar çalamaz desek ne yazacağız buraya? Kent Kent yapacağız. yapalım mı o zaman? Yapalım. Kent yapalım. Hepsi Ken yapmayalım o zaman. Kent yapalım. O halde buraya da Ceren gitar çalabilir değil. Çalamaz. Ceren gitar çalamaz diye yazalım. Oldu şimdi. Kent'i de göstermemiz lazım. Peki Tom. Tom, ne yapalım bunu? Bunu da kent yapalım o zaman. Yapalım o Kent zaman. ride horse, Tom ata binemez. Ata binemez horse. Horse'a binemiyor. O halde kuşumuz çok kötü ötüyor. Ata binemez. Hıdır. Kuşumuz hıdır ötüyor. Evet. Osman Bunu tenis oynasın mı? Masa tenisi oynamasın mı? oynasın. O zaman Ken yaparım. Kent Ken play'di. yapabilir. Kent yapamaz Yapamaz. anlamına gelir Kent arkadaşlar. olumsuzluk Kaldı. eki getiriyor. Evet. Bunu da oynayabilir Bu arada yapalım. açılımını söyleyeyim Kent'in. Evet. Ken not oluyor. Cannot. Evet. Ceren Ceren ata bunu binebilir ata yapalım. binebilir yapalım. Evet. Ceren can ride Ata binebilir yaptık. Şimdi bunları aşağıda işaretleyelim. Ceren gitar çalabiliyor muydu? Ceren gider Hayır. çalamıyordu. Çalamıyordu gitarı. Ne koyacağız? X koyacağız gitar. Ama ne yapalım? Çalabilir, çalamaza X, çalabilire tire koyalım arkadaşlar. Evet. Başka Ceren gitar neydi? Masa Ceren tenisi miydi? Ata binebilir. Ay, Ceren ata binebiliyordu. Ona da şöyle yapalım. Ceren ata binebilir. Peki Evet. Tom ne yapamıyordu? Tom ata binemiyordu. Tom ata binemiyordu. O halde Tom'a ne yapacağız? Ata binemiyor yapacağız. Osman ne yapıyordu? Osman masa tenisi oynayabiliyordu. Masa tenisi oynayabiliyordu. Gitar da çalabiliyordu. Gitar da çalabiliyormuş. Masa tenisi, özür diliyorum. Masa tenisi, evet. Masa tenisi oynayabiliyor, gitar çalabiliyor. Bob ne yapıyordu? Piyano çalabiliyordu bir tek. Sadece onu mu becerebiliyor? Evet, bir tek onu beceriyor. Evet, bunu beceriyordu. Tamam, oldu mu? Evet, oldu arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Bakalım var mı bir şey? Oo, güzel bir soru sanki. Görselimiz var. Şu soruyu biraz yukarı çekelim mi Ece'm? Şöyle yukarı çekelim. Ne diyor sorumuz bakalım? Boşlukları resimlere bakarak doldurunuz. Behind veya near kelimelerine uygun olarak kullanacağız. Evet, bu cümlelerde. Evet, bakalım hangisi uygun? Peki bu ne? Top masanın Masanın üstünde. üstünde Üstünde eki 10 oluyor. 10, The ball evet. is on the table. Evet, on the table, 10 üstünde oldu. Evet, kedi Kedi basketin yani kabın kabın içinde. içinde ne olacak? In içinde eki in oluyor. In. Evet, in The yazıyoruz. Şu cat in'i de aşağı is in indirelim arkadaşlar. Yukarıda görünmüyor in. Siz de yanılmayın, ben de yanılmayayım. Evet, in. Tamam, bunu da yaptıktan sonraki bu arkasında sanki. basket. Arkasında olduğu zaman ne yapıyoruz? Çocuk. Çocuk masanın arkasında, behind Behind. arkasında oluyor. Behind. Evet yazdık hemen. Geçelim bir sonrakine. Bu ne yapıyor bakalım? Burada bir kedi sanki yaramazlık mı yapıyor Evet, aynı masanın? bizim mevcuta da Mevcuta benziyor. da benziyor. Evet. Ne The yapıyor? cat ne yapıyor? Masanın yanında. Bu ise near yanında. The cat Evet. near the table.
Near the table. Kedi masanın yanında. Evet arkadaşlar, bir hata yaptıysak lütfen hemen yorum kısmına yazınız, ama hata yaptığımızı düşünmüyoruz. Ecem doğru yapıyor. Geçelim bir sonraki görselimiz var. Çoktan seçmeli soruları. Ha, yanıtlayınız. Test sorularıymış bunlar Sonunda arkadaşlar. testlere geldik. I like watching cartoons, yani çizgi film izlemeyi severim. D şıkkı olacak. Çizgi film. Şöyle yapalım. Yukarıda da yapmıştık zaten. Cevap. Neydi burada D. Ecem? Watching cartoons. Evet doğru. Karton çizgi film izliyorum diyor. D seçeneği cevap. Bir sonraki sorumuz. Ben ağaca tırmanabilirim'in İngilizcesi nedir arkadaşlar? Nasıl Nasıl yazılır? yazılır Ecem? I can sing şarkı söyleyebilirim. I can climb a tree. Ağaca Aa, tırmanabilirim. evet işte cevap bu. Peki öbürlerini de oku, ben I can işaretlerken. play the piano. Piyano çalabilirim. I can swim. Yüzemem. Yüz kent. Evet, kent dediği için yüzemem diyor. Doğru cevap B. I can climb a tree. Ben ağaca tırmanabilirim. Ağaca tırmanabiliyorum olacak cevabımız. Geçelim üçüncü soruya. Bakalım ne istiyor bizden. Cümlenin cevabı nedir? Can he play guitar? Evet, can he play guitar? Gitar çalabilir mi demek? Yes I can mi? No he can't mi? Yes she can. No she can't. A Şimdi, seçeneği diyor ki ben gitar çalabilirim. evet burada Olmaz. ama karşıdaki erkek olarak he olarak sormuş. Ben diyemeyiz. Ben diyemeyiz. A'yı eledik. I eledik. She de diyemeyiz o She de zaman. diyemeyiz. Çünkü she de kız olarak Kız. o anlamına Evet. geliyor. O zaman direkt olarak C, C he can't. kalıyor. No he. Çalamaz diyor. Evet. Gitar çalabilir mi? Hayır, o Hayır. çalamaz. O erkek, erkek anlamında gitar çalamaz. Doğru cevap. Ne olacak o zaman? C C şıkkı. seçeneği. Eminsin değil mi? Evet. Evet, geçelim o halde dördüncü sorumuza yine. Bir boşluk doldurma var. Boşluğa ne getirilmelidir? İspanyol, İtalyan, Alman ya da İngiliz diyor. I am from England. I am... I am dot 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 boşluğa ne gelmelidir? Evet. England'ın nationality English, yani Doğru ben cevap. İngiltereliyim, de Ben English olacak. İngiliz'im, İngiltereliyim. Evet, de İngiliz olacak arkadaşlar. Bunu da doğru yaptı. Yine burada bir saat var. Saati sanırım kaç olduğunu burada bize Saat soruyor. kaç diye Saat sormuş. kaç orada? İngilizcesi Neymiş? nedir? Saat 2'nin. Saat 2. It's half past two, 2:30. It's quarter past two, 2 çeyrek geçe. It's quarter to, yani 2'ye çeyrek var. It's 2 o'clock, saat 2, D şıkkı. Değişik, evet saat 2, D seçeneği, it's 2 o'clock. Doğru cevap saat 2 olarak zaten karşımıza çıktı. Geçelim. Altıncı soru. Sonda ikinci sorumuz, altıncı soruda ne istiyor bizden? Ben bu raket ben tenis oynayabilirim. Yani ben tenis oynayabilirim demiş. Evet. Play futbol mu? Play chess mi? Play tenis mi? Play voleybol mu? Çok basit Elbette zaten. ki Play tenis. ben tenis oynaya bilirim olacak cevabımız. Tenis oynamak doğru Bir cevap. raket ben C. tenis Evet, oynayabilirim. raket var. Zaten ben tenis oynayabilirim. İngilizcesini oyun, play, tenis zaten İngilizce bir kelime. Tenistir arkadaşlar. Ve son sorumuz, bir ülkeyi tanımamız isteniyor. Bu ülke Which hangi ülkedir? Bayrağı da country verilmiş. is it sorumuz. Bu ülke hangisi? Zaten bunu hiç, yani hiç İngilizcesi olmayan bile eğer Türkçesi varsa yapar. Bayrağı tanıyorsa. Bayrağı tanıyorsa, Türk'ün nasıl yazıldığını biliyorsa, Türkiye'nin nasıl yazıldığını biliyorsa zaten bilmeyen bile yapar. İtalya, Türkiye, Brezilya, Greece, tabii ki Türkiye. Evet, Türkiye doğru cevap. Turkey, yanlış B, okumaya. B seçeneği Türkiye. Evet arkadaşlar, sınavımız sanırım bitti mi? Evet, sınavımız bitti. Çok güzel bir sınavdı. Umarım faydamız olmuştur sizlere. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere. Bizimle kalın. Başarıyla ve hoşça kalın. Sizleri seviyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın.